kantarı bulabildim. Gerçekten de çok zor bir yer, hiç tahmin edilmeyecek bir yerde buldum. Burası çünkü Halle'de yeni kurulmuş bir yer ve bu köp böyle sanki çok kendi haline bırakılmış, bakir bir yerde inşa edilmiş. Tabii dört bilim insanına adanmış bu köp, bir yüzü Kantor'a ait. Burada Kantor için küme kuramının kurucusu diye yazar. Ve altta da ona ait çok önemli bir söz. Matematiğin özü özgürlüğünde yatmaktadır. Neden özgürlük? Tabii ki sonsuzluğu özgürleştiren insan diyebiliriz. Çünkü matematikte ona yeni bir anlam, bir ifade vermiştir. Özgürleşmiştir adeta sonsuzluğu. Burada bir formül görüyoruz. C eşittir 2 üzeri alef 0. Bu bir sonsuzluk derecesi. İlk alef 0 ilk, yani reel sayılara ait bir sonsuzluk derecesi. Demek ki daha büyük üstün sonsuzluk mertebeleri var. Yine ona ait önemli bir yöntem, diagonal yöntemi. Diagonal yöntemiyle doğal sayıları diğer sayılarla eşleştirmiştir. Rasyonel sayılar olsun, reel sayılar olsun. Fakat reel sayıların bu yöntem sayesinde sayılamaz olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla ondan da daha büyük sonsuzluk mertebeleri olduğunu söylemiştir. Kantor aslında burada doğmuyor, St. Petersburg. Fakat 24 yaşına itibaren buraya geliyor. Halle Üniversitesi'nde önce doçentlik, daha sonra profesörlük yapıyor. Ölümüne kadar burada yaşıyor, hiçbir yere gitmiyor. Son yıllarını neden trajik bir biçimde geçirdi dersek, evet, süreklilik hipotezi oldukça son 20 yılını veriyor bu hipotezi. Ve onun sinirlerini yıpratıyor ama derler ki diğer onu kabul etmeyen, onun çalışmalarını kabul etmeyen matematikçiler tarafından da sinirlerinin çok yıpratıldığı. Ancak en son son noktayı Hilbert koyuyor Kantor hakkında. Hiç kimse diyor, Kantor'un yarattığı cennetten bizi kovamaz.